Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Muğla Marmaris'ten sesleniyoruz. Marmaris'te kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşan bir firmaya Abatros Marina'ya konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Esat Bey var. Esat Bey, bakalım sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı bize neler aktaracak bu güzel manzara eşliğinde. Esat Bey, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Esat Bey kimdir? Evet, ben İzmir Amerikan Lisesi mezunuyum. Daha sonra Nottingham'da üniversitemi tamamladıktan sonra Fransa'da turizm üzerine MBA yaptım. Turizm tüm dallarında bir çalışmamız oldu, akademik. Daha sonra ülkeye döndük ve kendi işlerimizle, kendi aile işlerimizle uğraşmaya başladık. Şimdi de Albatros Marina'da işletme müdürü olarak görevliyim. Bu işin hem mutfağında hem teorik kısmında uzman biriyle beraberiz aslında burada. Peki marinamız kaç yıldır faaliyette? Siz tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz? Marinamız 89 yılından beri faaliyet göstermekte. Marmaris'te yat çekek yeri olarak işletmeye açılmıştı. Önümüzde de işletmemizi büyütmek için yatırımlarımız bu sene itibariyle başlamış bulunmakta. Diğer yatırımlarınızdan bahsedeceğiz ama öncelikle Albatros Marina müşterilerine ne gibi hizmetler sunar, burada siz neler yapıyorsunuz, bir bunları dinleyelim öncelikle. İşletmemizde yatlara çekek hizmeti veriyoruz karada. Ayrıca yatların denizde bağlama hizmeti, rıhtımdan elektrik, su gibi, restoran gibi hizmetlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bütün yaz boyunca tüm denizcileri burada konaklamalarına elverişli bir tesisimiz var. Ayrıca dediğim gibi kış vakti geldiği zaman da orada da karaya tekneleri alıyoruz. Hem kızak, eski sistem kızakla, hem de travel liftimiz var. Bunlarla birlikte tekneleri karaya çekiyoruz. Gemilerimiz, yatlarımız için buraya gelmek için bir giriş prosedürü var mıdır? Ya da yurt dışından ya da ülkemizden bütün izleyicilerimizi, misafirlerimizi nasıl kabul ediyorsunuz buraya? Bunlardan da bir bahsedelim. Tabii aslında marinalarda iki tür, hem telefon açabilirsiniz hem VHF telsiz anons edip bizi ulaşabilirsiniz. Girişte buraya direkt gelip gümrük işlemlerinize yardımcı olabiliriz. Buradan yapabiliyoruz bu işlemleri. Çok fazla bir prosedürü yok. Sadece dümeninizi kırıp rotanızı bize çevirdiğiniz takdirde zaten hemen Körfez'den girdiğinizde hemen karşınızdaki ilk marina biziz. Aslında dikkatimi çeken bir diğer noktaysa şu tertemiz bir denizi var buranın. Sonuç olarak buraya izleyicilerimiz gemileriyle, yatlarıyla geldiklerinde rahat rahat yüzebilecekleri bir alanımız var, iskelemiz var. Evet, bizim çoğu müşterimiz tatil amaçlı burada olduğu için aynı zamanda bu deniz, tertemiz denizimiz de yüz edebiliyor. Burada bu imkanlarımız da mevcut. Şöyle söyleyebilirim ki Körfez'imizdeki en doğal, en çevreci marinalardan biriyiz. Ücret tarifelerinizi nasıl ayarlıyorsunuz? Şahsi olarak mı, yoksa bakanlık onaylı bir durumumuz mu var? Bizim bütün marinalar, Türkiye'deki marinaların Turizm Bakanlığı'ndan tarifeleri onaylanır. Biz de bu tarifeler üzerinden çalışıyoruz. Tarifelerimizde tabii ki de diğer marinalar gibi kampanyalar oluşturuyoruz. Bu kampanyaları takip etmek isteseler sizleri hangi sitelerinizden duyurularınızı takip edebilirler? albatrosmarina.com adresimizden bütün bizimle ilgili bilgileri takip edebilirler. Twitter adresimizden ya da Instagram'dan, ayrıca Facebook'tan da takip edebilirler. Albatros Marina yazmanız yeterli. Hemen bizle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer konumuza gelmek istiyorum. Bu konuda denizcilik alanında birçok yatırımınız var. Evet. Diğer firmalarınızdan, diğer işletmelerinizden de biraz bahsetmenizi rica etsek. Mesela şu anda Yeşil Marmaris Avize adında bir teknenizdeyiz. Bu, evet, teknede ne gibi faaliyetler gösteriliyor? Bunun dışındaki faaliyetleriniz nelerdir? Evet. Şimdi biz tabii uzun yıllardan beri hem Marmaris'te köklü olduğumuzdan ve de uzun yıllardan beri turizm yaptığımızdan dolayı biz üçüncü jenerasyon, şirketin üçüncü jenerasyonuyuz. 1962 yılından beri resmi olarak Yeşil Marmaris şirketimiz mavi yolculuk ve
diğer turizm dallarının birçok dalında hizmet vermekte. Şu anda üzerinde olduğumuz Alize yatı da klasik bir yattır. Mavi yolculuk için hem Marmaris, Göcek veya Bodrum tarafına güzel turlarımız, mürettebatımızda bir haftalık, 15 günlük turlar düzenleyebiliyoruz. Özel kapalı gruplar alıyoruz. Bir de bildiğiniz gibi kabin charter var. Biz daha çok teknelerimizi özel kiralıyoruz. Bunun dışında Murat 2 diye bir yatımız var. 27-28 metre. Alize 30 metre. Bir de Memo yatımız var. O da 30 metre. Bunlarla da mavi yolculuk turlarımızı düzenliyoruz. Ayrıca Yeşil Marmaris deyince akla çoğunlukla Rodos seferleri gelir. Onu da çok uzun yıllardan beri Marmaris Limanı'ndan Rodos'a deniz otobüslerimiz çalışıyor. Ayrıca Bodrum'dan Kosa deniz otobüslerimiz çalışıyor. Bodrum'daki otobüslerimiz, deniz otobüslerimiz yaklaşık 20-25 dakika gibi kısa bir zamanda Kosa geçebiliyor. Buradan da yaklaşık 50 dakika sürüyor. Bütün herkesi Yunan adalarına biz taşıyoruz diyebilirim. Aslında biz de şunu söyleyebiliriz ki denizcilik alanında hemen hemen her yönden faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Burada marinamızın olduğu alanda bir şey daha dikkatimi çekiyor. Evet, denizi çok temiz, harika bir deniz var. Evet. Ve onun dışında çok yeşil bir alanımız var. Aslında sizleri ziyaret eden misafirlerimiz hem maviye hem yeşile aynı anda doyuyor diyebiliriz. Evet. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Güzel, kaliteli, rafine bir tatil yapmak isteyen herkesi bütün yaz dönemi boyunca ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bizler de öyleyse kesinlikle Albatros Marina'yı ziyaret edin ve yeşile ve maviye doyun diyoruz öyleyse. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Marmaris'te Albatros Marina bizleri konuk etti bu güzel manzarasıyla beraber. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak?